Samandıra'ya gideceğiz. Oradaki protesto gösterilerinin göstermiştik. Şimdi Yağız Sabuncuoğlu orada. Yağız'dan hem oradaki durumu alalım ki arkasında hala ekip otolarını görüyorum. Polis otolarını bir yandan dikkatli olsun ne olur. Otobüsler çok yakın geçiyor. Yağız, ne oldu SAT'ta? Takım otobüsünde Ersun Yanal var mıydı? Ersun Yanal Samandıra'ya geldi mi? O istifa konusuyla ilgili sen başkana bırakıyorum. Benden bu kadar dediğini anlatmıştın ama sonrasında neler yaşandı? Son durumu senden alalım. Evet, hala o bilginin geçerli olduğunu söyleyelim Onur Tuğrul. Şu anda Samandıra'dayız. Burada taraftar yok. Müdahale oldu ve ardından taraftar burada dağıldı ama ciddi bir güvenlik olduğunu söyleyebiliriz. Emir'e rica edeceğim, kameraman arkadaşıma size gösterecek. Önce Samandıra'ya girişte sağ tarafta bir polis noktası var. Araçlar orada yavaşlayarak geçiyor. Hem Samandıra'nın önünü görüyorsunuz şu anda. Sola doğru dönmesini isteyeceğim. Köşe başlarını emniyet mensupları tutuyor şu anda, öyle söyleyebiliriz. Burada da yine aynı şekilde taraftarlar var. Burada bir taraftar tepkisi oldu. Taraftar tepkisi olduktan sonra da polis burada müdahale etti ve Fenerbahçe takım otobüsüne yabancı maddelerle saldırı yapan taraftarları dağıttı. Şimdi de Samandıra'da ön tarafa doğru geçiyorlar. Görüntüleri size canlı canlı aktarıyoruz. Biraz önce size sol tarafta gösterdiğimiz polisler bu. Samandıra'nın şu anda ön tarafına geçenler. Kapıyı korumaya devam ediyorlar. Samandıra'ya giriş noktasında taraftar şu an yok burada. Taraftarlar tamamen dağıtılmış durumda ama ciddi güvenlik önlemleri olduğunu söyleyelim. Onunla birlikte teknik direktör Ersun Yanal takım otobüsüyle ayrılmadı stat'tan. Tek başına ayrıldı. Ve soyunma odasına maçın hemen ardından Başkan Ali Koç indi. Ciddi de orada bir gerginlik olduğunu söyleyebiliriz. Ardından Başkan Ali Koç konuşmasını yaptı oyunculara ve teknik heyete. Ersun Yanal da ardından benden bu kadar dedi ve soyunma odasından çıktı. Biz bu son dakikayı verdiğimizde Fenerbahçe Ülker Stadı'ndaydık. Samandıra'ya doğru hareket ettikten yaklaşık bir 5-10 dakika sonra da Ersun Yanal kendi özel aracıyla stadyumdan ayrıldığını söyleyelim. Biz de sosyal medyadan okuyoruz yazılanları. Teknik direktör yardımcısı Volkan Kazan, Ersun Yanal yardımcısı Volkan Kazan yaptığı açıklamalar var. Fakat o açıklamalar stadyum içinde, mix zone'da veya basın toplantısında yapılmış açıklamalar değil. Bizim de bilgimiz dahilinde olan bir açıklama değil. Bunu söyleyelim. Tekrar etmekte fayda var. Ersun Yanal soyunma odasında yaşananların ardından benden bu kadar deyip soyunma odasından ayrıldı. Ayrıldıktan sonra da özel aracıyla stadyumdan ayrıldı. Biz Samandıra'dayız. Samandıra'da size buradaki güvenlik önlemlerini gösteriyoruz. Şu an Samandıra'da bir hareketlilik olmadığını söyleyelim. Çünkü buradaki taraftarlar polisin müdahalesinin ardından dağıldılar. Biz de size buradaki şu an canlı canlı sıcak görüntüleri aktarmaya devam ediyoruz. Size bir yandan sunum yaparken bir yandan da hem giriş kapısını izliyorum hem de Samandıra'nın çevresini izliyorum. Ama burada şu an taraftar olduğunu söyleyemeyiz. Takım geldi. Takım geldikten sonra da tam o geldikleri anda taraftarlar yabancı madde attı takım otobüsüne. Takım otobüsünde çok fazla oyuncu yoktu, onu söyleyelim. Bazı oyuncular özel olarak ayrıldılar. Ardından Samandıra'ya giriş yaptı. Ersun Yanal'ın burada olmadığını söyleyelim. Onunla birlikte şu an güvenlik önlemleri burada maksimum seviyeye çıkarılmış durumda. Bir sürede böyle devam edeceği bilgisini aldık az önce emniyet mensuplarından. Sorun varsa alabilirim, yoksa sözü sana bırakabilirim. Onu. Var, var Yağız. Çok fazla sorumuz var. Hatta benim de var. Uğur Karakulukçu'nun da var. Ben sorayım önce. Soru şu. Senin anlattıklarından anladığım şu. Beni ya doğrula ya da düzelt. Soyunma odasında Ersun Yanal bırakma isteğini, kararını Ali Koç'a açıklıyor. Ama şu an bu kulüp tarafında resmiyete dökülmüş bir bilgi değil. Anladığım kadarıyla doğru mu? Evet, şöyle söyleyeyim, yönetime ulaşan bir istifa şu an yok. Çok sıcak ortam. Bu saatten sonra nasıl devam edilir bilmiyorum ama bu bizim yayının başında da söylediğimiz sözler. Haberini de yaptık zaten, son dakika olarak da verdik. Hala geçerliliğini koruyor. Şu an çok sıcağı sıcağına olduğu için henüz istifa sunmuş değil. Yarın tekrardan takip etmeye devam edeceğiz ama maçın hemen ardından soyunma odasında Ersun Yanal benden bu kadar deyip soyunma odasından ayrıldı. Bu bilgiyi tekrar yineleyeyim canlı yayında. Yağız'cığım selamlar. Şimdi sen hem stadın atmosferini gördün, hem çıkıştaki atmosferi gördün, hem Samandıra'yı gördün.
Taraftarı biraz okuma adına soruyorum. Yani sen nasıl gördün? Tepki kime yönelik? Sadece yönetime mi, sadece hocaya mı, futbolculara mı? Taraftarın genel hissiyatı ne orada? Yani maçı izleyen ve Samandıra'ya giden taraftarlar nasıl okuyorlar derbiyi? Şöyle söyleyeyim Uğur Karakullukçu. Herhangi bir ayırt etme yok. Taraftar şu anda hem yönetime hem Ersun Yanal'a hem de oyunculara tepki gösteriyor. Yani tepkinin yoğunlaştığı bir nokta olmadığını söyleyebilirim. Evren Göz'ün de bir sorusu var Yağız. Yağız, öncelikle teşekkürler. Bugün çok emek verdin sabahtan beri yayınlarda ve şimdi özellikle bu yayınları yapmak zordur. Ersun Yanal'ın sözleşmesinde tazminat maddesi var mı? Bu sözleşme yapılırken çünkü belki konuşulmuştur. Önemli bir konu bence çünkü tazminat olması durumunda başka bir durum olur. Olmaması durumunda daha farklıdır. O konuda bilgimiz var mı? Onu rica edeceğim senden. Şunu söyleyeyim, Ersun Yanal'ın sözleşmesi zaten sezon sonunda sona erecekti. Takım iyi gittiği dönemde de Ersun Yanal'ın aslında bir beklentisi de vardı sözleşme uzatılmasına dair. Fakat yönetimden bir hamle gelmemişti, onu söyleyelim. Tazminat var mı yok mu konusuna gelirsek şu an için net bir rakam. Mesela daha önceki teknik direktörlerde net rakamlar vardı. Demin Komoli'de net rakamlar vardı ama Ersun Yanal'ın sözleşmesinde net bir rakam olduğunu söyleyemem. Yalnız bugün eğer yönetim tarafından gönderilirse maaşı sözleşmesinin bitiş tarihine kadar ödenecek, bunu söyleyelim. Yağız Sabuncuoğlu, Emir Ünlü, elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bilgileri yine sizden almaya devam edeceğiz. Kontradan sonra da haber bültenlerinde Yağız Sabuncuoğlu ve Emir Ünlü takipteler. Yine bağlantılarla durumları aktaracaklar. Tensel Can Emzikli de yine görüntüleriyle Kontra'da katkı sundu.